Eskişehir.net'ten herkese iyi akşamlar. 8 Temmuz günlerden Cuma. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. Eskişehir hayvan pazarına getirdikleri kurbanlıkları satamayan besiciler, kendilerini ziyaret eden CHP'li vekillere dert yandı. CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Nur Süllü, Mutalip Mahallesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi hayvan pazarında kurbanlık hayvan yetiştiricilerini ziyaret etti. Pazara hayvanlarını getiren besiciler bir haftadır satış yapamadıklarını söylerken artan girdi maliyetlerinden dert yandı. Geçen yıl 130 liraya aldıkları bir çuval yem fiyatının bir yılda 400 liraya çıktığını söyleyen hayvan yetiştiricileri, geçen yıl 2000 liraya sattığı bir koyunu bu yıl 2500 liraya satamadıklarını dile getirdi. <laughs> Kars'tan Eskişehir'e hayvanlarını satışa getiren besici Bülent Kuru Kafa, Kars'tan buraya 150 koyun getirdim. Bir haftadır sadece 10 hayvanımı sattım. Hayvanları getirirken tır masrafım 30 bin lira tuttu. Dönüşümü nasıl yapacağım? Kara kara onu düşünüyorum. Bunları da satalım. Bu işi bırakacağız dedi. Emirdağ'dan pazara gelen besici Murat Vuran ise daha önce koyunlarım vardı. Onları sattım. 15 davarım kaldı. Onları da pazara satmaya getirdim. Bundan sonra tamam artık. Hayvancılığı bırakıyoruz. Ben de şehre geleceğim. Açıklar kervanına ben de katılacağım şeklinde konuştu. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Akademik ve bilimsel başarılarının yanı sıra 90 ülkeden öğrencilerin tercihi oldu. Ülkemizin köklü yükseköğretim kurumları arasında gösterilen Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, akademik ve bilimsel başarıları yanı sıra 90 ülkeden öğrencilerin tercihi oldu. Yaklaşık 30 bin öğrenci sayısıyla Eskişehir'in e en çok öğrenciye sahip üniversitesi olan Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, 1993'te Anadolu Üniversitesi'nden ayrılarak kuruldu az zamanda çok yol alan ESOGÜ'de 90 ülkeden 1642 öğrenci okuyor. Türkmenistan 255, Azerbaycan'dan 203, Suriye 150, Afganistan 104, İran 85, Irak'tan 72, Mısır 42, Ürdün'den 37, Yemen 32, Filistin 31, Somali'den 26, Yunanistan 23, Rusya 18, Bulgaristan ve Ukrayna'dan 17, Endonezya'dan 11 öğrenci var. Bunun yanı sıra Zambiya, Uganda, Zimbabwe, Tanzanya, Filipinler, Haiti, Hollanda, Nepal, Fransa, Togo, Brezilya, Kolombiya, ABD, Kenya, Gambiya, Ruanda, Vietnam ve Yanmar'dan da misafirleri bulunuyor. Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asay Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda banka ve kredi kurumlarını aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından toplam 14 yıl 5 ay hapis cezası bulunan HT, hırsızlık suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan BK ve tehdit suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan TA yakalandı yakalanan şahıslar adli mercilerce tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Polis ekiplerince düzenlenen tombala operasyonunda 41 kişiye idari para cezası kesildi. Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asel Şubesi ekiplerince kumar, tombala önleme faaliyeti çerçevesinde operasyon düzenlendi. Odunpazarı ilçesinde bulunan bir işletmeye yapılan operasyonda kumar oynadığı tespit edilen 41 şahsa toplam 74.579 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler operasyon sonrasında tombala makinesi, çekiliş topları ve tombala kartları ele geçirdi. Operasyonda işletme sahibi ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan gözaltına alındığı, iş yeri içerisinde bulunan FT isimli şahsın ise mühür bozma suçundan arandığı öğrenildi. Yaklaşık 100 bin TL'lik hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi, Mahmudiye ve Odunpazarı ilçelerinde bulunan baz istasyonları ile sanayi bölgelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Mahmudiye ve Odunpazarı ilçe jandarma komutanlıklarının da desteğiyle piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL'yi bulan jel akü hırsızlığı, hurda malzeme çalınması, Baz istasyonlarından ve inşaattan hırsızlık olaylarıyla ilgili 5 şüpheli yakalandı. Ayrıca bir şüphelinin de çalınan malzemeleri satın aldığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için jandarma ekipleri tarafından eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda bir adet av tüfeği, bir adet plakasız motosiklet, demir kesme ve bükme aletleri, çekiç ve levye gibi aletler de ele geçirildi. Şüphelilerin 75. yıl mahallesinde meydana gelen piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL'yi bulan jel akünün çalınması ve baz istasyonundan hırsızlık olayını da gerçekleştirdikleri belirlendi. Şahıslardan ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken üçü tutuklanarak Eskişehir HTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. İhtiyaç sahibi ve engelli çocuklar Kurban Bayramı öncesinde çeşitli yardımların ve eğlenceli faaliyetlerin yapıldığı etkinlikte gönüllerince eğlendi. Eskişehir'de yaşayan bir grup gönüllü vatandaşın birbirlerini sosyal medya üzerinden bulmasıyla oluşan topluluk, ihtiyaç sahibi ve engelli çocuklar için etkinlik düzenledi. Kurban Bayramı öncesinde bir araya gelen grup, çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak mutlu olmalarını sağladı. Ayrıca etkinlik çerçevesinde düzenlenen oyunlar ile yaklaşık 60 çocuk ve ailesi doyasıya eğlendi. Grup adına konuşan yardımsever vatandaş Ayşegül Bozbaş, "Etkinliğimiz kimsesiz çocuklar ve engelli kardeşlerimizi sevindirmek amacıyla hazırlandı. Sosyal medyada kendi arkadaşlarımızdan oluşan ve yardımlaşmayı seven kişilerin birleşmesiyle maddi ve manevi desteklerle oluşan bir grubun etkinliği oldu. Bayram öncesinde ihtiyaç sahibi çocuklarımızın bayramlıklarını ve bayram harçlıklarını hazırladık. Bayram öncesinde de onlara bir eğlence olsun istedik." açıklamasını yaptı. Eskişehir'de Arife gününde hayvan alımını son güne bırakanlar hayvan pazarlarında hareketlilik oluşturdu. Bayrama bir gün kala Eskişehir hayvan pazarında hareketlilik devam etti. Uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını kesime yerleştiren besiciler emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla pazarın ilk saatlerinden itibaren hayvan pazarındaki yerlerini aldılar. Kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler kendilerine ayrılan yerlerde hayvanlarını satmaya çalışıyor. Hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar ise bütçelerine uygun küçük baş ve büyük baş hayvan almak için pazarın yolunu tuttu. Haber 8'in sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek kalın.